Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda Ender ile beraber Esrak'ın X79 Extreme 6 model isimli anakartını inceleyeceğiz. Ender, Esrak ülkemizde yeni bir firma fakat dünya çapında baktığımızda kullanıcılar tarafından oldukça yakından tanınıyor. Ve son zamanlarda üst seviye Extreme anakartlarıyla da çok fazla konuşuluyor. Ülkemize iddialı girdiler. Extreme 6 da firmanın şu an ülkemize sattığı en üst düzey anakart olma özelliği taşıyor. Ender, sana sözü vereceğim ama hemen bir teknik özellik tablosunu görüntüleyelim. Gösterelim. Çünkü hani ekstrem anakart diyoruz, en üst düzey anakart diyoruz. Seyircilerimiz tam olarak anlayabilsinler nasıl bir özellikleri var. Evet Mesut, anakart gerçekten dolu dolu. Zaten içindeki özelliklere baktığımızda da bunu görebilmek mümkün. Anakarta baktığımızda X79 Intel'in Yonga setine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da LGA 2011 yani Sandy Bridge işlemcilere destek veriyor demek. Anakartın üzerinde 8 adet bellek slotu var. Zaten Sandy Bridge işlemciler 4 kanal bellekle çalıştığından en az 4 tane bellek slotuna ihtiyaç duymaktalar bu noktada. Daha fazla bellek kullanılabilmek adına da ESROC bu ürününde 8 adet bellek slotu kullanarak daha yüksek bellek kapasitesine olanak sağlamış. Giriş çıkış bağlantılarına baktığımızda da yine oldukça dolu dolu olduğunu görmekteyiz. PCI Express bağlantıları mevcut. 2 adet 16x, 1 adet de 8x PCI Express girişi var. Bu da demek oluyor ki 3 yollu Crosswire ve SLI çözümlerinde kullanabiliyoruz demek. Bunun dışındaki SATA bağlantılarına baktığımızda SATA bağlantılarında bir hayli fazla olduğunu görmekteyiz. Hem SATA 2 hem SATA 3 bağlantıları hem anakart ve Yonga setinden gelen bağlantılar hem de çeşitli kontrolcülerle sayıları arttırılmış. USB 3.0 desteğinin de anakartta zengince sunulduğunu görmekteyiz. Toplamda 6 adet USB 3.0 portu anakartta bulunuyor. Bu portlardan 4 tanesi arka tarafta yer alırken 2 tanesini de bir panel yardımıyla ön tarafta, kasanın ön tarafına uzatabiliyoruz. Tabii USB 3.0 oldukça önemli çünkü son dönemde baktığımızda USB 3.0 donanımını, ara birimini kullanan oldukça fazla harici sabit disk piyasaya sürülmüş durumda. Bu da çok rahat bir şekilde artık bu sabit diskleri ekstrem bir anakartı aldıktan sonra dilediğiniz kadarını bu anakarta bağlayabileceğimiz anlamına geliyor. Tabii aslında harici sabit disk olarak değerlendirdiğimizde 2 tane de yeterli. Fakat Esrak bunu 6'ya çıkartarak herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını sağlamış. Fakat Ender, şu var. Hani tamam, anakart gerçekten dolu dolu fakat her üst seviye anakartta bunları görüyoruz. Esrak burada bir ses kartıyla farklılaşmaya gitmiş sanki. Evet, hem Game Blaster adı verilen bu karta baktığımızda aslında hem ses kartı hem de içerisinde bir Ethernet kartına sahip olduğunu görmekteyiz. Evet, harici bir modül olarak elinde duruyor ve PCI Express port üstüne anakart ekleniyor. Evet, PCI Express 1X bağlantısına sahip. İçerisinde Creative'in oldukça gelişmiş 4 çekirdekli bir ses yongasına sahip. Diğer taraftan da Broadcom'un Gigabit Ethernet bağlantısı sunarak çeşitli ayarlar, çeşitli optimizasyonlarla daha yüksek Ethernet performansı da sunan bir model. Evet, genel olarak ses kartının üstüne baktığımızda anakartın optik ve koaksiyel çıkışlar var dijital olarak. Fakat bu ses kartı üstünde özel olarak Creative çıkışları kullanılmış. Eğer evinde dahili bir ses sistemine sahipseniz direkt olarak bu çıkışlardan dijital bağlantı kurabilirsiniz ses sisteminize. Tabii analog bağlantı kurmak isteyenler için de çıkışlar unutulmamış durumda. Buradaki Ethernet portunun bir özelliği var yalnız Ender. Evet, Ethernet portunun teaming adı verilen bir özelliği var. Bu teaming zaten anakartın üstünde de bir adet Ethernet çıkışı mevcut. İkisini birleşerek 2 gigabit hızı tek bir port üzerinden sunabiliyorlar mesela. Evet, daha önce de birçok anakartta bunu görmüştük. Yazılımsal bir olay bu. Tabii evinizde mükemmel bir ağ bağlantısı varsa, hani ket altı kablolar her yeri döşediniz, 1 gigabit bana yetmiyor, 2 gigabit lazım derseniz burada artık böyle bir çözüm de size sunulmuş durumda. Hangisi bir çözümü destekleyecek merak ediyorum gerçi. Tabii hani dijital ses kartının böyle sunulmuş olması, PCI Express porttan bağlanıyor olması da hemen akla şu soruyu getirecek. Acaba bu ses kartını başka bir anakartta kullanabiliyor muyum? Maalesef Mesut, bu ses kartı ve Ethernet kartı kombinasyonunu bu anakart dışında herhangi bir anakartta kullanabilmek mümkün değil. Çünkü her ne kadar PCI Express 1X gibi gözükse de bu özel yapılmış bir kart ve sadece Esrak'ın bu modelinde çalışmak üzere tasarlanmış. Aslında özel yapılmış dediğimiz kısmı genelde sadece sürücülerinde oluyor. Sürücü başka bir anakartı kurmaya çalıştığınızda ya ben uyumsuzum deyip geçiyor. Normalde PCI Express X1 eğer ara birimini kullanıyorsan anakartı kullanabilmemiz lazım ama tabii sonuçta firma hani anakartını öne çıkartmak istediği bir teknoloji üretiyor. Bunu da üçüncü parti olarak satılsın, kullanılsın istememiş. Büyük ihtimalle öyle. Çünkü bunun eş değeri ses kartları piyasada gerçekten $100 seviyesinde satılan ürünler. Ve büyük ihtimalle anakart üreticisi bu fiyattan çok daha düşük, belki de maliyetine bunu kutu içeriğine ekleyerek anakartını kullanıcılarla buluşturuyor. Bu kart ile ilgili eklemek gereken bir ufak detay daha var. Bu kartı kullandığımız zaman maalesef anakartta 3 yollu SLI veya Crosswire çözümlerini kullanamıyoruz. Bu çok büyük bir kayıp. Eminim ki izleyenlerimizin hepsi çok üzülmüştü. 3 tane ekran kartını kullanamayacağım diye. Bunun sebebi de bu teknik bir limitasyondan daha çok fiziksel bir limitasyon. Bunu taktığımız zaman PCI Express slotları kapandığı için özellikle çift soğutma, çift slot kaplayan soğutuculu ekran kartları sığmadıklarından anakarta en fazla 2 tane ekran kart takabiliyoruz. Tabii yani eğer ekstrem bir deney yapacaksanız burada yine ses kartını kullanmayacaksınız. Pek bir sıkıntı yaratmaz. Ses kartını sökebilirsiniz. Fakat ben hani kullanıcıların binde biri kadar bir kısmı haricinde 3 tane ekran kartını takmaya çalışacağım. Aman çok üzüldüm böyle bir eksiklik olmasına diyecek kişi de zannetmiyorum bulalım. Yani evet, 3 tane ekran kartı kullanacak kişi zaten hani sesten daha çok büyük ihtimalle
grafiğe önem verdiğinden anakartın üstündeki dahili ses kartı çözümünü de kullanıp bunu belki de bir dijital sisteme aktarıp hiç yani herhangi bir dahili ses çözümünü kullanmadan harici İşini bir çözücüyle işini halledecektir büyük ihtimalle. Evet, kutu içine de bakalım aslında. Çok güzel bir kutusu var ürünün. Kutu içine baktığımızda anakartla beraber bütün bağlantı çeşitleri, kabloları sunulmuş. Evet, herhangi bir es geçilmemiş. Arka paneli görmekteyiz, metal kasa kapağını. Bunun dışında bir sürü SATA kablosu, ön panele USB 3.0 uzatmaya yarayan 2.5 inçlik adaptörü görüyoruz. Bunun dışında çeşitli dokümantasyonlar, oldukça kalın bir kullanıcı kitabı. Kullanıcı kitabı da çok yararlı. Hani gerçekten çok detaylı bir anlatım var. Ve bu anakart özel bir kitap olduğunu hemen aldığınızda anlayabiliyorsunuz. Genelde biliyorsun, anakart üreticileri 10 tane anakart için bir tane evet. kitap yazıyorlar genelde. Bu da bazen karışıklıklara neden olabiliyor. Fakat anakart özel bir kitapçık çıktığında çok rahat bir şekilde sıkıntı yaşadığınızda bakabiliyorsunuz ki biz bu ses kartının mesela diğer bir anakartla çalışmadığını deneyerek gördük, fakat bunun öncesinde bir kitaba bakma evet. ihtiyacı hissettik. Kitapta çok net bir şekilde yazıyor çalışmaz başka anakart üstünde diye. Evet öyle. Kutu içeriğinden sonra anakartın fiziksel yapısına da istersen biraz daha geride dönelim. Çünkü değinmek istediğim birkaç ufak detay var. Anakart üstünde bir tane fan görmekteyiz Yonga setinin. Bu alışık olmadığımız bir şey. Evet, alışık olmadığımız ve şu şekilde alışık olmadığımız X79'un güney köprüsü. Normalde çok ısınan bir birim değil. Bu yüzden soğutucular daha çok fiziksel görünüş anlamında hani anakartı daha cezbedici, cazip kılacak ürünler olması açısından kullanıyorlar. Zaten anakart çalıştırdığımızda da görüyoruz. İlk başta fan çalışmıyor. Fan ancak güney köprüsü belli bir sıcaklığa ulaştığı zaman otomatik olarak açılıp güney köprüsünü soğutuyor ve sonra tekrar kapanıyor. Bu da özellikle masaüstü kullanımlarda ekstra ufak fanların çıkardığı rahatsız edici sesten kurtulmanız demek. Fakat elbet ısınacaktır ve o dereceyi geçecektir büyük ihtimalle. Çünkü üstündeki plak oldukça küçük görünüyor. Keşke bu ısı pompalarıyla desteklenmiş daha büyük bir soğutucu yer alsaydı da biz ileride bozulabileceği korkusu içinde bir fanla yaşamasaydık. Evet, fan oldukça ufak tutulmuş. Bunun dışında diğer özelliklere geçelim. İstersen arka panel bağlantılarına geçelim. Arka panel tarafı da oldukça kalabalık. Anakartın arka panel bağlantılarında en ön tarafta PS2 klavye ve fare girişini görmekteyiz. Aslında ekstrem anakartlarda yavaş yavaş terk evet. edilen bir bağlantı portu, eski klavye fareye sahip olan kullanıcılar sevineceklerdir. Tabii PS2'yi koymuşlar fakat USB portundan es geçmemişler. Oldukça fazla USB portuna da sahip. Evet, USB portu olarak da oldukça dolu dolu. Hemen sırasıyla baktığımızda bu biraz önce bahsettiğimiz PS2'lerin yanında BIOS ve sıfırlama tuşu, dijital ses çıkışlarını hemen yanında da 4 adet mavi USB 3.0 portlarını görmekteyiz. Bu USB 3.0 portları Texas Instruments'ın daha harici bir Yongası tarafından anakarta kazandırılmış durumda. Hemen yan tarafına baktığımızda yine Broadcom'un gigabit ethernetlerinden biri üst tarafta yer alıyor. Alt tarafında da iki adet siyah renkteki USB 2.0 portunu görüyoruz. Yan tarafta yine iki adet kırmızı renkte USB 2.0 portu. Bunlar Power SATA olarak geçen portlar aynı zamanda. Evet. Eğer SATA portla bağlanan bir USB cihaza sahipseniz, USB çıkış olmaları sayesinde USB cihaz buradan gücünü alıyor. SATA porttan da haberleşmesini sağlıyor. Biz çok enteresan bir USB bellek incelemiştik bu şekilde. SATA porttan bağlandığında da sanki bir dahili sabit diskmiş gibi hızlı çalışabiliyordu. Evet. Giriş çıkışlara bakmaya devam ediyoruz. Hemen altta FireWire çıkışını görmekteyiz. Gittikçe azalan bir çıkış ama S-Track yine çeşitli olması açısından, farklılık olması açısından anakartında kullanmış. Alt tarafta da bir adet external SATA'yı görmekteyiz. Bu 3 değil 6 gigabit per second hızını destekleyen yeni güncel seri. Diğer tarafta da analog ses çıkışları yer alıyor. Giriş çıkış portları haricinde anakart üstünde yer alan diğer komponentlere baktığımızda ise aslında PCI Express slotlarını yani PCI slotlarını bir renklendirmeye gidilsemiş daha iyi olabilirmiş gibi görünüyor. Evet, çünkü PCI Express'lerle PCI'ler birbirine girmiş gibi. Evet, zaten siyah tonların ağırlıkla kullanıldığı bu anakartta en azından PCI Express slotlarının boyutlarına ve özelliklerine göre farklı renklerle kullanılması belki de bir kontrast oluşturup anakartı daha dikkat çekici bir hale getirebilirmiş. İki tane PCI slotunu görmekteyiz. Artık PCI tarihe gömülmek üzere olan bir port ve oldukça eskidi. Birçok ürün tarafından da artık kullanılmıyor. İki tane yerine belki bir tane kullanılması daha mantıklı olabilirdi. Evet, sonuçta ekstrem bir anakart. Ekstrem bir anakart. Bu PCI Express, PCI slotlarından tekinin yerine bir 4X PCI Express konulsa belki de daha hoş olabilirdi. Daha verimli kullanılabilirdi. Hı. Aynı zamanda tabii ki ön portu USB aktarabilmek için, ses bağlantılarını yapabilmek için gerekli portlar da aşağı dizilmiş durumda. Tabii anakartın genelinde artık katı kapasitörler ve yeni nesil bobinler kullanıldığını söylemek belki artık çok alışıldık bir şey oluyor. Orta sınıf, giriş sınıf anakartlarda bile artık bunlara rastlamaya başladık. Standart oldu. Bu üreticilerin de işine geliyor. Bu komponentler daha zor bozuldukları için doğal olarak garantide geri dönüş çok daha az oluyor. Kullanıcılar memnun, üreticiler memnun kalmış oluyor. Evet. Hız aşıtmacıların sevdiği tuşlar var orada. Evet. Power ve reset tuşlarını görüyoruz. Bu çok önemli. Evet, eskiden özellikle uzay montaj sistemler kullanıldığında bozuk para, tükenmez kalem ucu gibi şeylerle power tuşuna kısa devre yaptırıp açmak suretiyle anakartı kullanırdık. Artık uzun bir zamandır bu tarz tuşları üst seviye anakartlarda görmekteyiz. Kullanıcıların işini özellikle uzay montajda son derece kolaylaştıran bu tuşlar sayesinde hem açıp
hem de reset tuşuna, reset görevine bu anakartta gösterebiliyoruz. Evet, aynı zamanda BIOS'ta değişebilir bir modül olarak yerleştirilmiş. Ben bunu Enforce 4 Ultra diye falan anakartımdan hatırlıyorum. Çok sevdiğim bir özellikti. Anakartın herhangi bir şekilde eğer BIOS'una ulaşamaz duruma gelirseniz, ki bu yeni anakartlarda yine çok zor yaşanan bir durum. BIOS'u söküyorsunuz. Benzer bir BIOS takarak ya da BIOS'u harici bir programlayıcıda programlayarak tekrar anakart takabiliyorsunuz. Çok işe yarar. Gerçekten anakartı kısa yoldan kurtarmanın ilaçlarından, çözümlerinden bir tanesi oluyor bu. SATA 3.0 ve SATA 2.0 portlarını görmekteyiz. Olabildiğince fazla yerleştirilmiş durumdalar. Depolama konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız. USB 3.0 portunu doğal olarak kasanızın ön portuna taşımak için gerekli olan sokette yine yakın bir yere yerleştirilmiş. Böylece hem SATA portunu, eksternal SATA olarak kullanabiliyorsunuz, hem de USB 3.0'ları rahat bir şekilde kasanın ön tarafına taşıyabiliyorsunuz. Bunun haricinde aslında anakartın fiziksel özelliklerinde çok da fazla değinebileceğimiz bir şey yer almıyor. Dediğimiz gibi hani bizim tek gördüğümüz eksiklik burada bir fan yer alması. Evet. Fan çünkü çok gerçekten eski bir teknoloji olarak kaldı. Böyle ekstrem bir anakartla neden kullanılmış? Mühendisler neyi düşünmüşler? Enteresan olmuş. Şimdi yavaş yavaş anakartı çalıştıralım. Biraz da BIOS'undan bahsedelim sizlere. Evet, test sistemimizi kurduk ve çalıştırdık. Yeni nesil anakartlardan alıştık. Grafik tabanlı bir arayüz kullanıyoruz. Evet, arayüze baktığımızda bu UEFI, bu BIOS adı verilen bu BIOS sayesinde neredeyse çok basic, temel bir işletim sistemiymiş gibi kullanabiliyoruz BIOS'u. Birçok BIOS'ta artık klavyenin yanında fare desteği de mevcut. Fareyle bir sürü ayarları hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek mümkün. Bu BIOS'ta da yine çeşitli ayarları görmekteyiz. Her şey oldukça derli toplu bir biçimde yerleştirilmiş. Ve hız aşırtma isterseniz hız aşırtma yapabiliyorsunuz. Profilleri kaydedebiliyorsunuz. Hızlıca geri çağırabiliyorsunuz. Yani ekstrem bir anakartta sunulması gereken ne varsa sunulmuş. Zaten artık bunlar da alışırlık oluyor. Her anakart incelememizde neredeyse üst seviye bir anakart olduğunda Hep benzer şeyleri söylüyoruz. Burada hız aşırtma konusunu merak edebilirsiniz. Biz elimizdeki işlemciyle yapabildiğimiz kadar hız aşırtma denedik. Yani artık hız aşırtmanın da çok keyfi kalmadığı için buraları çok fazla böyle keyiften anlatamıyor insan. Çarpanı 40 bir işlemciniz varsa çarpanı arttırıyorsunuz. Artık nereye kadar kaldırabilirse tamamen şans olmuş durumda. Yani bizim şansımıza da iyi bir değere çıktık. Evet, bu saatten sonra anakartların hakikaten bilerek kötü yapılmamışsa, çok ucuz bir versiyon değilse, ucuz bir model değilse birçok anakartta belki 50 MHz, 100 MHz farklılık oluşturacak şekilde hız aşırtma yapabiliyorsunuz. Burada anakarttan daha çok hız aşırtmayı belirleyen şey işlemcinin çıkabildiği maksimum frekans. Sizler için PC Mark da gerçekleştirdik bu anakart üstünde. Belki kendi anakartınızla aynı benzer bir donanıma sahipseniz karşılaştırmalar yapmak isteyebilirsiniz. Stabil bir anakart. Testlerimizde bir sıkıntı yaşamadık açıkçası. Evet, anakart test boyunca herhangi bir problem yaşatmadı. Bütün sürücülerin yüklenmesi sırasında olsun, test programlarının çalışması sırasında olsun herhangi bir sıkıntı veya problemle karşılaşmadık. Skorlarda da herhangi bir anormallik yok. Evet, ses kartı konusunda ise hani açık konuşmak gerekirse böyle girişli bir ses kartına sahip olmak tatmin edici bir şey. Fakat yani çok da büyük bir fark anlamıyorsunuz. Zaten gelişmiş sistemlere sahip kişiler genelde ya oyuncu kulaklıkları kullanıyorlar. USB'den ses kartı çözümünü artık elde ediyorlar. Ya da zaten ev sinema sistemleri var. Dişlerden besliyorlar tamamen ev sinema sistemlerini. Bu tip bir ses sistemine çok da fazla ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum. Hani bu tip seviye donanımlara sahipseniz mutlaka iyi bir kulaklığa da sahipsinizdir diye düşünüyorum. X79 pahalı bir platform. Sonuç olarak Esrak burada iyi bir alternatif sunuyor, rekabeti iyidir. Tabi bu Xtreme 6 olarak geçen model Xtreme 3 isminde yine çok benzer özelliklere sahip bir model var ki ses kartı olarak piyasaya sunuluyor. Arada 300 liraya yakın bir fark var bu anakartla. Eğer hani Esrak'ın bu modelinden hoşlandıysanız Xtreme 3'ü de tercih edebilirsiniz. Fiyat performans sorunu çok yüksek bir anakart. Yine aynı özellikleri sizlere sunuyor. Dediğimiz gibi ses kartı yok ki ses kartta çok yani belki de çoğu kişinin çok da fazla ihtiyacı olan bir donanım değil. Evet, belki de Esrak da bunun farkında olmuş ki bu ses kartının bulunmadığı ayrı bir anakart modeli de üreterek belki de sırf bunun içinde ses kartı var ve maliyeti arttırdığı için bu anakartı almaktan vazgeçmiş kişiler için ekstra bir alternatif de oluşturmuş olabilir bunu. Evet, X79 Yonga setinden de konuşmak lazım. Hani gerçekten şu an eğer bir sistem kuracaksanız size bilgisayar dünyasında kullanılan bütün teknolojileri birlikte sunan gelişmiş bir Yonga seti. Ve piyasaya baktığımızda da anakartların yaklaşık olarak 390 liradan başlayıp 900, 1000, 1200'e kadar tırmandığını görüyoruz bu bantta. Seçim tamamen size kalmış durumda. Biz elimizden geldiğince piyasada yer alan anakartları sizlere gösterip seçim yapma şansınızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz seçim esnasında. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.